Efendim bugün Cuma, haftanın sonuna geldik Allah'ın izniyle. Bugün önemli bir şey olmuş, yine önemli bir şeydi. Hani Atatürk'ün yani o bütün o kalkınmamızın yaptığı senelerde son ölümünün artık son senesinde 1938'de şeyimizi ilk kağıt fabrikasında ilk kağıdın yapımı. Düşün, 18. sene ölüme şey, kağıt fabrikası yapılıyor, kağıdın yapımı gerçekleşiyor. Yani kağıt yapıyoruz daha yani. Yani ithal alıyor, şey oluyor filan falan. Yani kağıt yapımı başlamış. Yani kağıt oldu mu kitap olur, okuma olur, bilmem ne olur. Yani o şeye büyük bir, yani önemli bir şey. Yani çünkü bu uygarlığın bir şeyidir. Günün sözüne geçiyoruz. Her geçen hafta sabrımın arttığını artık biliyorum. Her geçen hafta artık sabır artıyor. Yani artık bunu öylesi, böylesi, şöylesi yok. Biliyorum diyor. Yani sabır artıyor şeyim yani artık. Olayı bitirmiş ya. Yani yaklaşıyorsa da 40 gün sonunda artık adam sabrını tüketmiş gidiyor. Dolmuş gelmiyor. Bekliyor. Arabada tıkanmış yol. Bekliyor. Banka kalabalık. Bekleyebiliyor. Yani bunları halledebilmiş. Artık içinle barışmış bir hale geldim diyorsun. Yani bunu böyle kendine bütün gün söylüyorsun. Ondan sonra boş vakitlerinizi okumakla değerlendiren kimse fikir rahatlığını kaybetmez. Yani okuduğun zaman zaten o insanla arkadaş olmuş oluyorsun. Okuduğun insan kimse, adam kalkıyor 300 sene sonra da mezardan kalkıyor, geliyor karşına. Sana anlatıyor yani her şeyini. Ondan sonra sonuç olarak bir sorun yaşamıyorsun. Adam orada, sen orada. Adam anlatıyor, anlamıyorsun. Sonra tekrar bir daha söyleyebiliyorsun adama. Yani sonuçta şeyi. Adam yani devamlı söylüyorsan anlayana kadar okuyabiliyorsun. Senin arkadaşın oluyor. Yani bu insanlar mesela, bu okuduğum insanların hepsi çok önemli insanlar bunlar. Yani dünyada peygamberler dahil bütün en büyük, Atatürk, bütün yani bu Goethe'ler, bütün yani Washington, yani Buda'sı, şusu busu, bütün bu bilgeler burada. Şimdi bunlar bizle konuşuyor. Bunu anlatıyor, söylüyor. Böyle diyor yani. Okumuş, 70, 80 senesini geçirmiş, sözü bulmuş, söylemiş yani. Bu diyor yani. Ben 80 sene yaşadım diyor, bunu da diyor böyle olduğuna karar verdim diyor. Yani adam bir şey için yaşamış. Yani biraz dinlemek lazım yani adamı yani. Onun için önemli, bunlardan bir feyiz çıkartıp toparlayıp bunların hepsinden böyle bir karakterimize bir bohça, bir yama yapacağız yani. Kendimizi doğru yolda bir hareketlendirmemiz gerekiyor. Çok önemli bu yani, bütün ana temeli ulusun yani. Şu olmadan ulus olmuyor. Bir şey kuramıyorsun, herkes birbirini yiyor yani. Suriye oluyor, bilmem ne oluyor, Mısır oluyor, bilmem ne oluyor, öyle oluyor. Hurafede kalıyor. Güneş giren eve doktor girmez, çok önemli. D vitamini zaten alacağız, her gün o güneşten alıyoruz ve mikropları kırıyor, yani o da önemli. Küçük adamlarla dolmuş milletler, büyük adamları anlamakta gecikir. Bu da çok güzel bir laf esasında, yani... Küçük adamlarla dolmuş millet, büyük adamları anlamakta gecikir. Anlıyor sonunda ama adam ölmüş. Ya ondan sonra atıyor ya, dinlemedik adamı ya. Adam anlatıyor ya. Dinlemedik adamı diyor. Ya hep böyle yani, insanlık tarihinde bunu hep görüyoruz zaten. Yani kendi devrinde anlaşılmış ve şey yapılmış insanlardan bir Atatürk'tür şeydir ama yani azdır bunlar. Bazı insanlar da vardı mesela, Budalar, şunlar bunlar. Yani birçoğu böyle şeyler kendi zamanında bile çok uzun seneler anlaşılmamıştır. Yani bunlardan çok var. Onun için ama toplum mesela güçlü bir toplumsa, akıllı bir toplumsa, analiz yapmasını bilen frontal lobe, beyni gelişmiş bir toplumsa seni daha çabuk keşfediyor. Ya, doğru söylüyor diyor adam diyor yani. Şey olarak. Ve keşfediyor, değerini veriyor. Öbür türlü yani kıskanıyor, bilmem ne yapıyor. Kendi zaten o kendini geliştirmediği için o 50 tane kötü duyguyla duygu çamuru içerisinde. Kıskançlığı var, hırsı var, hiddeti var, şeyi var, memesi var, ön yargısı var, memesi var, ön kafa böyle yatsılaşmış anılmaz adamda. Kafa mafa böyle yani. Yarı bir şey böyle. Ayak var mı? Bir tane koca bir parmak böyle. Yarı kıllı bir şey yani. Yani o ya anlayamıyor yani. Anlatıyorsun, bakıyor. Her an saldırabilir. Yani. Yani bunlar gelişiyor ama insanlıkta bir gelişme var tabii yani. Herkes böyle değil. Yani biz böyle izlemiyorum. Ama yani böyle toplumlarda zor. Mesela Afrika'ya gidiyorsun, anlatmaya çalışıyorsun mesela orada. Herkes yani tamtamlarla bilmem ne bir şey anlatmaya çalışıyor. Balayla kesiyorlar kafanı yani. Sonradan anlaşılıyor söylediklerini falan falan. Yani onun için önemli. Burada söylemiş.
küçük adamların dolmuş milletler büyük adamı anlamakta gecikir. Başkasına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız unutmayınız ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir. Yani bu da hakikaten güzel bir söz. Öyle şey yapınca kendi elindekini de yitiriyorsun. Onun kıymetini de bilmiyorsun zaten. O da gidiyor zaten. Bir yerde elinden o da gidiyor. Ne değerini de anlamıyorsun zaten. Bırakmışsın orada falan. Ona bakarken o götürmüş biri onu orada. Böyle karın var mesela çok güzel iyi bir karın var. Başka karıya böyle ağzını açık karıyı da kaybetmiş yani. Çocuklarımın annesiydi o. Kaçmış. Yani. Sonra elimin göğüslere dalmışım böyle. Gitmiş yani. Yani insan böyle elindekinin kıymetini bilmesi gerekiyor. Az da olsa şükredeceğiz. O şükür kısmına geleceğiz zaten. Bugünkü programımızı burada kesiyoruz. See you later.